diyorsunuz. Burada da bir imha şeyi var. Şimdi bütün bunlarda mesela bir de bu benim üstünde durduğum bir şey. Şimdi bir de şuraya getirmek istiyorum lafı. Yani şimdi biz bunu konuşuyoruz ya. Yani güya iş bitmiş gibi. İçeride var kaç kişi var? 160 kişi mi şu anda? 169. Şu anda 160 kişi. Yani sen dışarıdasın. Çok ağrına gidiyor olmalı yani. Tahmin ediyorum. Yani içerideki arkadaşlar. Yani çok acıklı bir şey hala. De şimdi içinde bir düğün var ve çıkılmıyor. Şimdi daha da ilginç olay. Bizim Muzaffer Tekin albayımın kanser tedavisi için hastaneye gittiğinde ben de o gün dişimde problem vardı. Aynı cezaevi aracıyla çıktık. Ve son dakikaya kadar ben 3 ay önce kanser olduğunu yine kendisinden duymuştum. Ama tüm sevenlerine ya bunu yayınlayalım, insanlar öğrensin. Aman aman duymasınlar, aman aman duymasınlar. Şimdi o kadar çok insanlar var ki içeride olan ve kanser olmasına rağmen dışarıya çıkamayacak sağlıkları bozuk. Şu anda var mesela. Şu anda var. Var tabii. Mesela benim yine Rıfkı Durusoy hemen yan komşumda yatan generalim. Yine onun yanında kalan... Ve bunu medyada bilmiyor, hiç kimse medyada bilmiyor tabii. Mesela yine Memoğlu general var. Bir dönemde birlikte çaldığım. Faruk Memoğlu. Ve bu insanlar hakikaten yani sizin cümlenizle çok soylu davranış gösteren yiğit insanlar. Ve olsun vatan sağ olsun diyen insanlar. Ama ben tabii bununla ilgili insanlar kendi acılarını bu büyük davalarda ülke dönüştürülürken konuşması biraz şey gibi geliyor ama bir başkası anlatabilir. Ben olduğum için söylüyorum onların affına sığınarak. Bu iftira davası, sadece iftira davası da kalsaydı Nihat abi, eyvallah. Ben Mustafa Dönmez olarak itiraz etmeyecektim. Diğer Alp'in kaybını da geçiyorum. Abi 7 tane insan savunma veremeden aramızdan ayrıldı. 7 tane insan, değerli insan. İlki Kutlu Sok kırdı. Hatta 42 sayfasını cezaevinde kendi eli asıyla yazdı. İsimde yanılmıyorsam Cinayeti Gördüm kitabı. Sonrasında işi tamamladı. Orada anlattıklarını hatta ben de esinlenerek şimdi çıkacak kitabı Zecir Günlüğü koydum. Eziyet Günlüğü koydum. Oradan esinlendim. Bunların her biri bir dram. Bunların her biri belki bir program. Ama şu anda içeride birçok insan yani tüm insanlar hakikaten masum. Hatta ben şöyle söyleyeyim. Bugün öğlenleyin içeride olan arkadaşlarımıza yine bir katre destek vermek için sessiz çığlık eylemine katıldık Yavuz kardeşimle. Orada da ben bir cümle söyledim. Özel yetkili mahkemeler kaldırıldı ama bu deli gömleğe giydirilmiş mahkemelerin verdiği hükümlerle o insanlarımız içeride. Evet. Ya böyle bir çelişki olabilir mi? Bir Mehmet Yoleri var. Siz biliyorsunuz. Evet. Onu da Mehmet Yoleri. Onu da siz alın. Şimdi daha da bunlar tabii bilinen fiziksel rahatsızlıklar. Bir de burada isimlerini vermeyelim ama ruhsal sıkıntıya düşen, yaşadıkları şeyleri atlatamayan, sıkıntılı olan sayıları onun üzerinde insan var. İçeride buhran yaşayan. Ve buradan belki de ilk defa olacak. Aslında konuşulması hoş değil. Bugün Tatar'ın abisiyle karşılaştım ilk defa. Evet. Daha önce evet Hürriyet Hanım'la tanışıyorduk. Tanışmıştık. Evet ablası. Ama Ahmet kardeşimle ilk defa. Ben aynı koğuşta kaldım onunla. Ya haksızlık ve yüreksizlik sadece bir yerde değil. Hakikaten bizler dışarıdaki toplum olarak yabancılara hoşgörü gösteren bir toplumuz ama bizler farklı ideolojik kulvarlara ayrılmışız. İnsanların hoşgörü göstermiyoruz. Cezaevinde çok büyük sıkıntılar var. Mesela ben kendim başıma gelen bir olayı anlatayım. Bizler de iftira üretip hatta tekrar sonra bizi iftiralar değil itibarsızlaşma yıprattı. Şimdi düşünün ki yani konuşulması bile tüyleri diken diken eden konularda her birimize iftira attılar. Yani ben inan 50 yaşında öğrendim hayvan pornosunun, çocuk pornosunun yani olduğunu ya içerideyken öğrendim. Hatta onları atmışlar. Ben dedim ki iyi ki bana bombacı dediler. İyi ki bana şey dediler. Yani ve inan bunu ağlayan ben subayları gördüm yani. Adam çok ketum, çok yani... Ya bir yerini kessen gık çıkmayacak ama ağlar. Bunu da yapma yani. İftira at da bunu da yapma. Evet. İşte evet. Onu diyorum. Kayıplar var. Ve ben bu içerideki insanlar hakikaten çok değerli insanlar. Ben kendimi dışarı ayırarak söylüyorum. Gerçekten Mustafa Kemal'in ülkede bir aydınlık işte başardı şeyleri geriye götürmeyecek. Varlığını hiçe sayan insanlar almışlar. Ve bunlar bunu konuşmayı
Bunları açıklamayı onursuzluk sayıyorlar. Evet. Ben bir şey sahne anlatayım. Ben 5 yıl önce mi 4 yıl önce mi de Yavuz götürdü beni işte. Dişlerim yapıldı işte gittim bir sahne gördüm orada. Şimdi ben tabii değişikle bakıyorum. Hani yazarlığımdan gelen eşyaya türlü de bakabiliyorum yani. Herkes şöyle bakar, ben daha derin, daha başka, daha şuradan da bakabiliyorum. Daha dostlarına baktık ne olduğunu, şuraya da baktık ne olduğunu ama başka şeyleri de görebiliyorum. Ben o gün bir şeye karar verdim. Şimdi orada hakimleri gördüm, işte savcıları falan gördüm. Bir de subaylarımızı gördüm. Tabii subaylarımız orada sivil giydikleri için hangisi komutandır, hangisi değildir bilemiyorum. Yavuz bana tarif ediyor, bak şu Hava Kuvvetleri komutanı olacaktır, şu şudur falan diye. Şimdi bir toplumu tanıyabilmek için, kalabalıkları, kitleleri tanıyabilmek için mesela gidersin bir maçtan bir kalabalık alırsın. Tribünden. Ya da bir sinemadan bir kalabalık alırsın ya da Eminönü'nde vapura bilen insanlardan bir kalabalık alırsın. Ortalama oradan